Merhabalar kuzularım, tozunlarım. Kanunlarla devam ediyoruz. Sırada sabit oranlar kanunumuz var. Yine kardeşim İsmail'le beraber. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Başlıyoruz. Peki kim bulmuştu bu vatandaşı sabit oranlar kanunu? Prost bulmuş. Joseph Prost. Bunu önceden şeyde anlatmıştık. Birazcık ismi geçmiş olabilir kardeş. Nerede? Bu Dalton'un atom teorisi içerisinde bir ismi geçmiş olabilir. Peki ne bu sabit oranlar kanunu? Bir bileşiği oluşturan elementler arasında sayıca veya kütlece sabit oran vardır. Şuranın altını çiziyorum kardeşim. Bak, önemli bir bilgidir. Sabit oranlar kimler için geçerlidir? Bileşikler için geçerlidir. Hatta soru tiplerinden bir tanesi, sordum mu bilmiyorum, bakarız biraz sonra, ama soru tiplerinden bir tanesi şudur. Aşağıdaki verilenlerden hangisinde sabit oran vardır diye sorar. Onu sorduğunda sen neyi arayacaksın kardeşim? Bileşik arayacağım. Peki, hemen sorun. Mesela kolonyada sabit oran var mıdır? Vardır. Kolonya neyden oluşuyor? Karışım. Sabit oran? Yok. Yok. Peki şerbette var mıdır? Şerbette karışım. Yok hocam. Yok. Deniz suyunda var mıdır? Yoktur. Çorbada var mıdır? Yok. Türk kahvesinde var mıdır? Yok. Yok. Değil, bunların hiçbirisinde yok. Ama sodyum klorürde? Var. Var. Karbondioksit gazında? Var. Var. Bunlar ne? Bileşik. Bileşik. Mesela alkolde öğrenciler genelde şaşırırlar. Alkol bir bileşiktir. Alkolü öğrenci karışım gibi düşünebilir. Günlük hayattan düşünür çünkü. Karıştırıyorsa biraz. Aynen öyle. Alkol bir bileşiktir, organik bileşiktir. Onun için orada sabit oran var. Peki devam edelim. Kütlece sayıca veya kütlece sabit orandır diyoruz. Peki H2O için sayıca birleşme oranı. Bu sayıca birleşme oranı çok nadir çıkarsa da çok nadir çıkar karşına. Asıl bizi ilgilendiren şey, koca koca yıldız koyayım şuraya, kütlece birleşme oranıdır kardeşim. Tamam. H2O için sayıca birleşme oranı, iki tane hidrojen kaç tane oksijenle birleşmiş? Bir tane. Bir. İki bölü bir. Bir. Bitti. Bu ne demek biliyor musun? Elinde eğer iki tane hidrojen varsa, getir bunun üzerine bir kamyon oksijen dök. Biriyle tepkime. Sadece bir tanesiyle reaksiyona gider. Geri kalan artar. İlgilendirmez bizi. Çünkü iki tane hidrojenimiz var. Başka yok yani. Tamam. Peki kütlece birleşme oranına gelince. Hidrojenin bir tanesine kaç gram demişler kardeşim? Bir. Bir. Oksijen? 16. O zaman iki tane hidrojen olduğuna göre 2 çarpı 1 yani 2 gram hidrojen kaç gram oksijenle birleşiyor? 1 çarpı 16. Niye 1? Bir tane oksijen olduğu için 1 çarpı 16. Bunu sadeleştirecek olursan 1 bölü 8. Çıkan sonuç ne? Çıkan sonuç da şu kardeşim bak. 1 gram hidrojenin varsa en fazla kaç gram oksijenle birleşir? 8 gramla. Peki hemen birleştireyim bir. H2 artı 1 bölü 2 O2 eşittir H2O dedim. Buradan 1 gram aldığında buradan kaç gram alıyorsun? 8. Peki kütlenin korunumu yasasına göre ikisinin kütlesi toplamı ürünü vermeyecek mi? Aynen. O zaman kaç gram oluşur? 9. Bak ilerideki sorulardan bir tanesi veya buna benzer sorulardan bir tanesi çıkacaktır karşına. Adam diyecek ki sana 72 gram su oluşturabilmek için hidrojen ve oksijenden kaçar gram alınmalıdır diye soracak. Peki 9 gram oluşturmak için 1'e 8 ise 72 gram su oluşturmak için kaç katı kardeşim? 8. 8 katını al. 64. 64'e 8. 8. Anladık? Anladım. Bazen de öğrenci şu hatayı yapar. İyi de hocam buraya 8 yazdık ya kat sayısı 1 bölü 2 bunu 1 bölü 2 ile çarpmayacak mıyız gibi böyle bir ifade kullanabilir. Gençler, sevgili çocuklarım lütfen ama lütfen bu reaktif veya ürünlerin önündeki kat sayılar asla kat A katiyen gramı ifade etmez. Reaksiyona giren maddelerin tanecik sayısını ifade eder. Dikkat! Diyelim ve sayfayı değiştirelim. F2O3 bileşiği için iki tane soru sormuşuz. MFE bölü M oksijen. Ne demek bu biliyor musun İsmail? M kütle miydi? Aynen öyle. M kütle kütlece birleşme oranını soruyor. Yani bu bileşikte kaç gram demir kaç gram oksijenle birleşmiştir diye soruyor. Ne yapıyorduk? Demirin bir tanesi kaç gram geliyormuş? 56. O zaman yapacağım işlem 2 çarpı 56. Niye 2? 2 tane demir var. Bölü 3 çarpı 16. 16. Sadeleştirelim bunu. 56'yı 8'e böl. 7. 8'e böl. 2. 2'ler gitti. 7 bölü 3. Ne demek bu? Bu bileşikte 7 gram demir en fazla kaç gram? 3 gram oksijenle birleşiyor. Hemen ikinci soruda onunla ilgili bak dikkat et. 42 gram demir. Reaksiyonu yaz bak. Üşenme yaz. 2 tane demir artı 3 bölü 2 O2 eşittir F2O3 dedim ya. Kaç gram demir?
7 gram demir kaç gramla birleşiyordu? 3 gramla. Peki kaç gram bileşik oluşur böyle birleşirse? 10 gram. Ha bak, buradan aslında bir sonuca da gideceğiz İso. Dikkat et kardeşim. Bu tür soruları çözerken önce birleşme oranını bulacaksın. Sonra bu birleşme oranına göre bir bileşik oluşturacaksın. Sonra sana sorulanı yapacaksın. Peki 7 gram 3 gramla birleşiyorsa 42 gram kaç katı? 6 katı. 6 katını al. 18 gramla. Topla. 60. Bitti. Soru neydi? Oksijenle birleşir. Cevabımız 18. Geldim diğer soruya. 24 gram CH4 oluşturmak için karbon ve H2'den en az kaçar gram almalıdır diye sormuş. Hemen buradaki birleşme oranını buluyorum bak kardeşim. M karbon bölü M hidrojen eşittir. 1 çarpı 12. 1 çarpı 12 bölü. 1 çarpı 4. 4 çarpı 1. Değil mi? Aynen öyle. O da eşittir. 3 bölü 1 çıkar mı? Aynen. 4'e bölersek. Peki yazıyorum, karbon artı 2 tane H2 eşittir CH4 ve buradan 3 gram girdiğinde buradan kaç gram giriyor? 1 gram. 1. Kaç gram bileşik oluşuyor? 4 gram. Senden kaç gram oluşturmanı istiyor? 24 gram. Yaz altına kardeşim. 6 al kat. Katını. 6 katı. 6 katını al. 6 gram. 6 katını al. 18. 18 gramdır. Anlaştık. Anlaştık. Devam. XY2 bileşiğinde MX bölü MY 1 ise XY3 bileşiğinde nedir diye sormuş. Eşit bak, kütlede almış MX bölü MY. Eşit kütlede reaksiyona, eşit kütlede reaksiyona girmiş bu. Bak şurada, burada birleşme oranını bulurken şöyle yapmıyor muyduk? Bu 1 çarpı MAX, 2 çarpi MAY diyorduk. Doğru mu? Aşağıda verilenle ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Aynen hocam. Peki şimdi şunun bir tanesinin kaç gram olduğunu bilmiyorum. Şunun da bir tanesinin kaç gram olduğunu bilmiyorum. Ama buradaki birleşme oranı, şu bileşik için yazıyorum bak. MX bölü MY eşittir 1 çarpı MAX. MAX dediğimiz bir tanesinin kütlesidir. Y'den kaç tane var? 2 tane. 2 çarpı MAY. MA dediğim şu aşağıda verilenler yani. Tamam mı? Anladım. O da eşittir kaçmış? 1 bölü 1 yani 1'miş. Aynen. Peki buradan MAX bölü MAY ne çıkar kardeşim? MAX bölü MAY eşittir. 1 bölü 2. 2 bölü 1 çıkmasın. Aynen, 2 bölü 1. 2 bölü 1. Yani X'in bir tanesine 2 gram dersen Y'nin bir tanesi 1 gram. O zaman bu değeri şimdi nerede koyacaksın? Burada yerine koyacaksın. Burası için düşünecek olursan XY3 için MX bölü MY'yi soruyor bize zaten. O da eşittir. X'den kaç tane var? 1. 1 çarpı 2 bölü Y'den 3 tane var. 3 çarpı 1. O da eşittir. 2 bölü 3 çıktı. Anlaştık. Anlaştık. Devam. Eşit kütlelerde alınan magnezyum ve kükürtten en fazla 21 gram magnezyum sülfür oluşmaktadır. Hangi elementten kaç gram artar? Bu birazcık da kimyasal hesaplama ama aslında sabit oranlar kanunun içerisinde anlatılır. Peki biz ne yapıyorduk? Öncelikle verilen bileşiğin sabit oranını buluyorduk. Doğru mu? Aynen. Hemen bulalım. M magnezyum bölü M kükürt eşittir. Bir tane var. 24. Bölü. 32. Böl buna. Sadeleştir. 3 bölü 4. 3 bölü 4. Şimdi reaksiyonu yaz. Magnezyum artı kükürt eşittir magnezyum sülfür mü? Buradan 3 gram girdiğinde buradan kaç gram? 4 gram. Kaç gram bileşik oluşur kardeşim? 7 gram. Anlaştık mı? Anladım. Adam sana ne diyor? 21 gram. Oluştur. Kaç katı? 3 katı. 3 katını alırsan 12. 9. Tamam, burada durduk bak. Yani 21 gram bileşik oluşması için bundan 12 gram girecek. Bundan 9. Ama sorunun başında ne demiş, dikkat et. Eşit kütlelerde. Ha. Şimdi böyle bir cümle görürsen reaksiyona giren miktarı fazla olana göre başlangıcı almak zorundasın. Yani her ikisinden de kaçar gram almak zorundasın? 12 gram. Çünkü 21 gram oluşturabilmek için senin en az 12 gram kükürde ihtiyacın var. Ha, anladım. Dolayısıyla da 12 gram kükürt aldın, hepsini kullandın mı? Bitti hepsi. Kükürt ne yaptı? Bitti. Bundan kaç gramdı? 12 idi. Kaçını harcadın? 9, 3 gram arttı. Sonra da onu soruyorlar. Aynen öyle. Kimden arttı? Magnezyum. Magnezyumdan kaç gram? 3 gram arttı diyoruz kardeşim. Devam. Peki bu soruya geldik. Bu soruda bir grafik sorumuz. X ve Y elementleri arası oluşan XY2 bileşiği için verilen grafiğe göre. Önce grafiği bir okuyalım bak. Bileşiğin kütlesi eklenen Y. Yani X'in üzerine ne eklenmiş? Y. Y eklenmiş. Ve XY2 bileşiği oluşturulmuş. Oluşurken de bu grafik elde edilmiş. Peki grafikte bileşik oluşumu ne zamana kadar devam etmiş? Dikkat et.
Y'den kaç gram kullanılana kadar? 12 gram. Sen kaç gram eklemişsin? 16. Kaçını kullandın? 12'sini. O zaman kim bitti şu anda söyler misin? Y mi bitti, X mi bitti? X bitti, Y arttı. Çok güzel. Kaç gram arttı? 4 gram. Süpersin. O zaman şu bileşiği bir oluşturalım. X artı Y2 eşittir X Y2. Y2'den kaç gram kullandın? Bileşiğin içerisinde 12. Değil mi? Ama başlangıçta kaç almıştın? 16. Daha doğrusu toplam kaç gram eklemiştin? 16. 12'sini kullandığına göre kaça arttı? 4 gram arttı. 4 gram arttı. Peki oluşan bileşik kaç gram? Dikkat et. 15 gram. Peki kütlenin korunum yasası gereği 15 gram oluşuyorsa bunun 12'si Y ise geriye kalan? X'tir. 3 gram X. O zaman birleşme oranı 3 bölü 12. Yani 1 bölü 4'tür. Peki ondan sonra 10 gram X en fazla kaç gram Y ile birleşir diye sormuş. E şimdi buradan sonra yapacağımız iş şu değil mi? X 3 gram X 12 gram Y ile birleşiyorsa 3 gram X 12 gram Y ile birleşiyorsa 10 gram X kaç gram Y ile birleşir? Doğru mudur? Aynen hocam. Ya da şöyle de yapabilirdin. 1 gram X 4 gram Y ile birleşiyorsa 10 gram X kaç gram Y ile de birleşiyor diyebilirdin. Çünkü şu oran zaten 1'e 4. Soru işareti buradan kaç gram çıkar kardeşim? 40. 40 gram çıkacaktır. Anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Devam. Son sorumuz. 18 gram alüminyum ve 8 gram O2 alınarak tam verimle, ne demekti tam verim şimdi bir daha söyle bakayım. En az birinin bitmesi demek. Süper. Ne oluşturuluyormuş? A2O3. Peki böyle soruda ilk neyi yapıyorduk? Şeyi buluyorduk, oranlarını buluyorduk birbirinin hocam. Söyle bakayım, M alüminyum bölü M oksijen eşittir. 2 çarpı 27 bölü 3 çarpı 16. 3 çarpı 16. Sadeleştirelim mi? 9, 18. Şurası 8 mi? Aynen öyle. Şu gitti 9 mu? 9 bölü 9 8. Bölü 8. Reaksiyonu yazalım. 2 tane alüminyum artı 3 bölü 2 O2 eşittir Al2O3. Peki 9 gram alüminyum kaç gram oksijenle birleşti? 8 gram. Kaç gram birleşik oluştu? 17 gram. Bunu yazıyorduk. Şimdi soruya geçiyorum. Tamam. Peki benim elimde ne var? 18'e 18 gram bundan var. Bundan kaç gram var? 8 gram. Çok güzel. E şimdi 18, 8. E 8'e kaç giriyor? 9. O zaman bunun tamamı reaksiyona girer mi? Girer. Bundan kaç gram girer? 9 gram girer. 9 peki artar. Bu bitti mi? Aynen hocam. Bundan kaç gram arttı? 9 gram. Tamam. Peki 9, 8 daha kaç gram bileşik oluşur? 17 gram. Birinci sorumuzun cevabı 17 oldu mu? Hangi elementten kaç gram artar? Alüminyumdan 9 gram artar. Süper. 9 gram alüminyum. Artan olmaması için hangi elementten kaç gram eklenmelidir? 2 kat eklenmiş. 2 katını ekleyeceğiz direkt hocam artan olmaması için. Şimdi artan kim? Artan alüminyum. 9 kaç gram arttı? 9 gram. Şimdi bundan arttığına göre oksijen ekleyeceğim. Doğru mu? Yani 8 gram da oksijen ekleyeceğim. Süpersin. O zaman 8 gram oksijen eklenmeli diyoruz. Ve bu videomuzda bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın gençler. Hoşçakalın.